Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Hatip konuşmasında hükümetlerimizde hizmet etmiş bakanlarımıza yönelik, önceki İçişleri Bakanımıza yönelik de kabul edemeyeceğimiz ifadeler kullanmıştır. AK Parti hükümetlerinde görev alan tüm bakanlarımız hukuk çerçevesinde suç örgütleriyle, çeteleriyle mücadele etmiştir ve hem kamu düzenini bozan hem huzuru bozan her türlü asayiş meselesiyle ilgili gerekli tüm tedbirleri mevzuat çerçevesinde, hukuk çerçevesinde almışlardır. Dolayısıyla bizim gerek şu anki bakanımız bir devri sabık şeyini kabul etmiyoruz. Bizim tüm bakanlarımız hükümetlerimizin, milletimizin hizmetinde çalışmışlardır. Bir bakan, eski bakan, yeni bakan böyle bir ayrımı, devri sabıkı, önceki dönem, yeni dönem böyle bir dili kim kullandıysa asla kabul etmediğimizi, bu usta hatibin ifadelerini kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Diğer bir husus. Açalım. Her arkadaşlar kayyumla ilgili düzenlemeyi Sayın Hatip bahsediyor. Bu çıkartılan düzenleme kanun, hukuka aykırı ve bunun demokrasiye aykırı olduğunu ifade ediyor. Ben şunu sormak istedim. Peki CHP olarak bu kanun çıktı, bir KHK olarak çıktı, sonra kanunlaştı. Şunu soruyorum. Neden Anayasa Mahkemesi'ne CHP bu kanun maddesinin iptali için gitmemiştir? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi açıklasın. Madem ki bugün kayyuma da mebni olan Esenyurt olsun, diğerleri olsun, ister Demli ister CHP'li belediyelere uygulanan kanun maddesi. Ben bir hukukçu olarak da söylüyorum. Tartışılabilir, anayasaya aykırılı konusu değerlendirilebilir. Ama şunu soruyorum, işin esasına girmeden. Madem bunu anayasaya aykırı buluyordunuz, ey CHP grubu, ey arkadaşlar, cevap versinler. Bunu anayasada yetkiniz olan... Açalım Sayın Gül'ün mikrofonunu. Anayasaya göre CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitme hakkı ve yetkisi var. Neden bugün kanun yanlıştır? Yine AK Parti böyle kanun çıkardı. Cumhur İttifakı bunu yaptı. Hukuksuzluğa yol açtınız diyorsunuz da bu hukuksuzluğa yol açtığını ifade ettiğiniz kanun maddesini, bugün kayyuma gerekçe olan kanun maddesini neden Anayasa Mahkemesi'ne iptali için götürmediniz? Soru çok net. Cevap bekliyorum CHP'den. Hemen CHP'ye dönelim. Buyurun. Hemen CHP'ye döndük. Önce şunu söyleyeyim. Bakanlarınız devri sabık mıdır değil midir bilmeyiz. Ancak bakanlarınız arasında uygulama farkları olduğu çok açık. Milli Eğitim Bakanlarından gelenler bir öncekinin uygulamasını ortadan kaldırdılar. Süleyman Soylu'nun ve Ali Yerlikaya'nın uygulamalarının farklı olduğunu da dünyada ve Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Dolayısıyla devri sabık yaratamayız, bu sözleri kabul etmiyoruz demek gerçeğin üzerine örtmeye yetmiyor. Madde bir. Madde iki. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gitme görevi benim. Ben milletvekilliği görevimin yanında Anayasa Mahkemesi bürosu olarak çalışıyorum. Şu ana kadar 6 tane son dönemde yasa çıkarttık. Grubumuz 6'sını da çalışıyor. Ya bir kere de deyin ki biz anayasaya aykırı olmayan yasa çıkartalım. Evet, 2016'da bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmemesi yanlış olmuştur. Açalım mikrofonu. Yarın bir kanun teklifi vereceğiz burada. Bir kere de deyin ki OHAL döneminde konulmuş kanun hükmündeki kararnameyle olağanüstü hal döneminin koşullarını olağan döneme teşmil etmekten utanç duyuyoruz. Ve bu nedenle sizin kanun teklifinizi biz de destekliyoruz. Olağan dönemin koşullarına uygun bir kanun yapalım deyin de 45. maddenin ikinci fıkrasını ortadan kaldırın. Kaçak güreşmekten bir kere vazgeçin, bir kere işin esasına girin. Dolayısıyla Türkiye'yi hukuk devletine dönüştürmek sadece muhalefetin değil, kalan ömründe iktidarın da görevidir, hatırlatırım. Teşekkürler Sayın Günaydın. Bir saniye lütfen. Sizin söz talebiniz var mı Sayın Soylu? Buyurun sizi de alayım. Açalım Sayın Soylu'nun. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Tabii gerek komisyon olsun gerekse genel kurulda olsun bu kanunla ilgili çok hem verimli tartışmalar yapılıyor hem çok verimli katkılar da ortaya konuyor.
Ama mesele hem iktidarın sürekliliğine, hem yani bir önceki bir sonraki dönem tartışmalarına girerse biz buradan bir sonuç alamayız. İktidarlar süreklidir. Yani AK Parti 22 yıldır iktidardır ve bu iktidar içerisinde de her bir biriminin kendine ait bir görev süresi vardır. O biter, ötekisi başlar ve siyasi partiler iktidara geldiklerinde kendi programları çerçevesinde yürürler. Yani oradaki kişilerin kendi arzuları ve isteklerine göre bir program uygulamazlar. Halka bir taahhütleri vardır ve bu taahhütleri yerine getirirler. Ama bu farklı bir tartışma olarak bir siyasi serencama çekilmek istenebilir. Ama bunun bir sonucu olmaz. Bu bir. İkincisi, yani ben merak... Açalım. Bir ülkenin bakanı niçin bir uyuşturucu ticareti yapsın? Niçin buna izin versin? Niçin yani? Burada bugünden itibaren, bundan yıllar önce de bakanlar oldu. Benden sonra da bakanlar oldu. Bundan sonra da bakanlar olacak. Biz bu çatı altında bunu söyleyerek neyi sağlamaya çalışıyoruz? Hepimizin temel amacı bu ülkede çocuklarımızın bu tip tehlikelerden uzak durmasını sağlayabilecek politikaları uygulamaktır. Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğum gün uyuşturucuya bağlı madde ölümlerinden ölen sayısı 941'di. 41. Bıraktığım gün dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ortalamayı kimse bulamaz. 247'ye düştü. Amerika'da milyonda 324 kişi ölürken bizim ülkemizde milyonda 5 kişi ölüyor. Hiç ölmese keşke. Bakın. Almanya'da milyonda... Açalım, toparlayın lütfen. Toparlayacağım. Çok özür diliyorum. Milyonda 30 kişi ölüyor. Bu ülkede İçişleri Bakanı olduğumuz gün Adalet Bakanımız da buradaydı. Beraber çalıştık. 35 bin kişi vardı uyuşturucudan cezaevinde. Sahaya bastık. Operasyonlar yaptık. 10 binlerce, 100 binlerce, 80 bin operasyon yapılıyordu günde. Savcılarımız, hakimlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız yıllık operasyon sayısını 80 binden 240 bine çıkardı. 3 kat. Bu ülkede metruk binalar vardı. Metruk binalarının yıkılmasından tutun. Bu ülkede tekrar söyleyeyim. Kanalizasyonlardan atık su alıp onların bütün Türkiye'de analizlerine kadar Türkiye'de büyük bir mücadele ortaya konuldu. Şu sorunun cevabını bu meclise vermek zorundayım ben. Peki bu gelen adamlar nasıl geliyor, ne oluyor? Sizin bilmeniz için söylüyorum. Burada emniyetten de arkadaşlar var. Buyurun bitirelim lütfen. Buyurun. Ben anamdan İçişleri Bakanı doğmadım. Ama Interpol, Europol'ün bültenle aramaları polislerin el tabletlerinde, yani sizin GBT diye bildiğiniz bir şeye indirgenmiyordu. Talimatımla 2021'in sonunda, hatta itirazlara rağmen, bakın itirazlara rağmen niye indirgemiyoruz dedim biz bunu. Niye Türkiye'de kaçak gelen bir kişinin Interpol, Europol aramasını bir polis veya bir jandarma şeyini yaptığı zaman, aramasını yaptığı zaman bunun kırmızı bültenli olup olmadığını niçin bilmiyor? Ve talimatımla beraber bir uygulama değişikliği olarak, bir kanun değişikliği olarak değil, bu uygulandı ve ondan sonra biz sapır sapır Türkiye'de bu Türkiye'ye sahte pasaportlarla gelen veya geldikten sonra, yine bir yanlış bilginiz daha var, onu da düzeltmek zorundayım. Mesela geçen gün bir gazetede yayınlandı. Bir son defa uzatıyorum. Buyurun toparlayın lütfen. Uyuşturucu baronu yakalandı. Yakalandı. Ne zaman girmiş? 2024'ün Mart'ına. Nasıl girmiş? Girmiş. Girdikten sonra kırmızı bülteni veya difüzyonla yeşil bülteni çıkmış. Bizim sisteme düşmüş. Nerede oturduğu belli. Sistem alarm vermiş. Hani otele gittiği zaman alarm verir. Diğer noktaya gittiği zaman alarm verir. Alarm vermiş ve alarm verdiğinde de yakalanmış. Şimdi bu buraya sahte pasaportla da girebilir. Girdiği zaman kırmızı bültenle, yeşil bültenle, mavi bültenle aranmadığı halde daha sonra arandığı zaman da girebilir. Şimdi bunun hepsini bütün dünya ülkelerinde var. Şurada var. Şurada
kırmızı bültenle ve yeşil bültenle, mavi bültenle aradığımız onlarca insan başka ülkelerde şu anda. Vermiyorlar bize, istiyoruz. Biz istediğimize rağmen vermiyorlar. Şimdi burada siyasal eleştiri yapabiliriz. Bu sonuna kadar herkesin hakkıdır. Ama ya ben bu ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yaptım 7 yıl. 7 yıl yaptığım son cümleyi tamamlayayım. Açalım. Hakkını helal et. Yani 7 yıl. Ya varsa yedi yıl. Ya bu tip değerlendirmeler sadece bu ülkenin kendi hukukuna yapılan bir haksızlıktır. Biz bu çatı altında bu haksızlıkları yapmayalım. Başka işlemlerimiz vardır. Eleştirirsiniz sonuna kadar. Kabul ederiz etmeyiz. Toplum kabul eder. Ama toplumun vicdanı da bu söylediğinizi kabul etmez yani. Onun için ben bu rakamları verdim. Bugün de İçişleri Bakanlığı biz ne yapıyorsak, benden önce ne yapılıyorsa, benim dönemde ne yapılıyorsa bugün de daha fazlasını yap. Hangi polis veya hangi jandarma önündeki uyuşturucuyla mücadeleyi arkaya atabilir? Bu akıl türü bir şey değil. Kim buna hayır veya kim buna evet diyebilir? Şeylerle ilgili de bu geri gönderme merkezleri giden milletvekilleri var. Arkadaşlar diyorlar ki yani son defa açın. Diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Oy oy. 6. maddeyi oylamadan önce komisyonun bir redaksiyon talebi var. Ona da geçmeden önce Sayın Günaydın'ın ve Gül'ün helallik girince şeyim karıştı. Bütün şase yaptı. Ruzi mahşerde. Helallik ne ki ya? Benden yana bana kimin hakkı geçmişse helal olsun. Ben şahsi bir derdim yoktur, olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Ama önemli olan bu ülkenin kardeşliğini, geleceğini, ortak geleceğini sağlamak. Yoksa hapishane arsız olmuş insanlarız. Gir çık, gir çık. Bir gün başkan vekili, bir gün mahkum, bir gün hasta, ne olacak? Bunlar bir şey değil yani. Önemli olan şey, hakkım da helal olsun. Ben helallik bahsinde çok dayanıksız bir insanım. Bunu talep eden hiç kimseye daha haram olsun demedim. Ama işte keşke hep beraber bir önümüze baksak oldu. Bari bundan sonra olacakları nasıl engelleyebiliriz. İşte çocuklar var. Enerjimizi buralara nasıl verebiliriz gibi gibi. Gökhan Bey'i bekletmeyin. Yoksa benimki de sabaha kadar sürer. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda bütçede 2025 bütçe sunumunda plan bütçede dağıtılan bir kitapçık. Bu kitapçığı Ali Yerlikaya dağıttı. Konuşmasının ifadesi. Bildiğimiz kadarıyla Ali Yerlikaya 4 Haziran 2023 tarihinde bakan oldu. Diyor ki Ali Yerlikaya, 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 ile 1 Ocak ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki olay sayılarını karşılaştırdığımızda diyor. Yani bu şu demektir, Süleyman Soylu'nun dönemiyle benim ilk dönemimi karşılaştırdığımda demek istiyor. Oto hırsızlığı %60.4 azaldı. Kapkaç %59.3 azaldı. Neye itiraz ediyorsunuz ya? Kitaptan okuyorum ya. Kitaptan okuyorum ya. Valilik yapmışsın. Neye itiraz ediyorsun? Valilik yapmışsın. Valilik. Bu kitap sende yok mu kardeşim? Yok mu bu kitap sende? Arkadaşlar, hatipleri sessizce dinleyelim. Sonra söz talebi olanlara gördüğünüz gibi karşılıyoruz. Sayın Günaydın, buyurun devam edin lütfen. Yan kesicilik %54.9 azalmış. Evden hızlı hırsızlık %46.6 azalmış. Uzun bir liste var. Demek ki bunu iki bakanın, eski bakan ve yeni bakan arasında bir konuşması lazım. Ne olmuş da birdenbire bakan değişince bu kadar suçlarda azalma olmuş. İkincisi,
Vallahi milyonda 5 kişi ölüyormuş. Ben İstanbul'dan nerede saha çalışmasına çıksam bir anne mutlaka yakama yapışıyor. Oğlum uyuşturucudan elimden çıktı ve bunu mutlaka mecliste dile getirin, önleyin diyor. Artık ortaokullara inmiş uyuşturucu kardeşim. Dünyada haritalar çiziliyor, haritalar. Brezilya'dan Mersin limanına, Şili'den Sabiha Gökçen'e uyuşturucu rotalarından bahsediliyor. Ben soruyorum size, İsveç mafyası diye bir şey duymuş muyduk? Ya İsveç mafyası Türkiye'de AVM çikolatası değil miydi ya o İsveç? Buyurun, açalım lütfen. Dolayısıyla operasyon sayısını 80.000'den 240.000'e çıkarttık demek benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şu çok açık. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı artmıştır. Uyuşturucu kullanım yaşı önemli ölçüde azalmıştır. 10 milyon mültecinin de katkısıyla Türkiye bir suç merkezine dönüşmüştür. Artık mafyalar AVM'lerde çatışmaktadırlar ve bütün bunlara bize Türkiye'de bir iç güvenlik sorunu kalmadı, bu kadar iyi çalıştık diyerek bunlar ifade edilemez. Biz çok isterdik ki Türkiye'de gerçekten bu işler ciddi ele alındı ve bu oranlarda ciddi azalmalar oldu. Ne istatistikler ne de yaşamın gerçekleri bunu söylemiyor. Eğer açılırsa daha söyleyeceğim çok şey var, onları da ifade ederim. Teşekkürler. Şöyle bakıyorum, başkaca bir şey yok.